Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Odur ki sizi bir tek candan yarattı ve bundan da gönlü kendisine ısınsın diye eşini inşa etti. Erkek eşini sarıp bürüdü. O da hafif bir yük yüklendi. Hamile kaldı. Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca, her ikisi de, Rableri olan Allah'a yönelip, eğer bize sağlıklı, kusursuz bir evlat verirsen, mutlaka sana şükreden kullarından oluruz, diye yalvardılar. İşte o Allah'tır ki, her bir dişinin neye gebe olduğunu, karnında ne taşıdığını ve rahimlerin neleri eksik bırakıp arttırdığını bilir. Doğrusu onun katında her şey bir ölçü iledir. Kıyamet saatinin ne zaman geleceğini yalnız Allah bilir. Yağmuru da o indirir. Rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Her şeyi mükemmel tarzda bilen ve her şeyden haberdar olan Allah'tır. Sonra onun neslini önemsiz bir suyun özünden, meniden üretti. Sonra ona en uygun şeklini verdi. Ona ruhundan üfledi. Size kulaklar, gözler, gönüller verdi. Ne az şükrediyorsunuz. O sizi bir tek candan yarattı. Ayrıca ondan da eşini meydana getirdi. Size etlerini yemeniz için deve, sığır, koyun ve keçiden erkekli ve dişili olmak üzere sekiz çift hayvanın helal olduğunu vahiy ile bildirdi. O sizi analarınızın karnında üç karanlık içinde peş peşe yaratır. İşte gerçek ilah olan Allah, bunları yapan Rabbinizdir. Bütün mülk ve hakimiyet onundur. Ondan başka tanrı yoktur. Hala nasıl oluyor da hak yoldan vazgeçiriliyorsunuz? Kıyamet yani dirilme vaktini yalnız o bilir. Onun bilgisi ve izni olmaksızın ne bir meyve tomurcuğundan çıkabilir, ne herhangi bir dişi hamile kalabilir, ne hamile olan biri yavrusunu doğurabilir. Gün gelir neredeymiş bana ortak saydığınız putlar diye nida eder de müşrikler içimizden buna şahitlik edecek bir tek kişi bile olmadığını sana arz ederiz derler. O iyiler ufak kusur ve günahlardan olmasa da büyük günahlardan, aşikar hayasızlıklardan kaçanırlar senin Rabbinin mağfireti boldur. O sizi topraktan yaratırken ve siz annelerinizin karınlarında döl halindeyken mayanızın ne olduğunu gayet iyi bilir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın, övünüp durmayın. Çünkü kimin Allah'ı daha çok sayıp ona karşı gelmekten sakındığını o pek iyi bilmektedir.